Peki ama duvara toslamadılar Sayın İmamoğlu. Yani geçen seçimde duvara toslarlar dediniz. Geçen seçimde de terör ve Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi kurup bunun üzerinden algı operasyonu propaganda yaptılar ama duvara toslamadılar. Bu sefer niye toslasınlar? Şöyle, duvara toslarlar çünkü daha önce de terör örgütü elebaşısının mektuplarını okuttular, duvara tosladılar. İşlemedi. Yani evet, bazen yani eksik olabilir, hata olabilir. Bizim de kendimizi anlatamadığımız anlarımız olabilir. Ama biz buna fırsat vermeyeceğiz. Yani şimdi bakınız, evet işte bir metne imza atılmadı. Sayın Genel Başkanımızın bakışıyla ve oradaki partimizin yetkili kurulların aldığı karar üzerine yayınladıkları metnin içeriğine baksınlar. Ne yayınlamış burada Sayın Genel Başkanımız ya da Cumhuriyet Halk Partisi? Yayınladıkları metinde bir sıkıntım var ama şunu yapma isteğinde bulunmadılar. Hiçbir dönem benim dinlediğim kadarıyla hiçbir dönem artık şuna döndü mesele. Hükümetin hesap vermediği, hükümetin bilgi vermediği, bilgi paylaşmadığı bir ortama dönüşmüş. Mecliste buna dönük bir talep var. O bakımdan bunun hesabını sormak, bu konuda bilgi istemek ve bu detayları almak hakkı benim de hakkım. Yani bir vatandaş olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin hakkı. O şehidimizin, şehitlerimizin ailelerin de hakkı. Yani niçin insanlarımız şehit oldu, neden oldu, gerekçeleri neler? Birçok şeyin üstü kapandı Uğur Bey memlekette. Yani bazen tabii ki bir terör saldırısı var. Terör saldırısı var ama nasıl oldu, neden oldu, eksiğimiz var mı, hatamız var mı? Memleketimizde birçok şeyin üstü kapanarak gidiliyor. O bakımdan ben bu seçime dönük, seçime yakın cambaza bak oyununun bu sefer milletimiz tarafından çöpe atılacağının altını çiziyorum. Çünkü hiç kimse 86 milyon insanın vatanseverliğini ölçerek siyaset yapmayı uzun vadeli bir başarıya bu ülkede dönüştüremez. Dönüştürdün, Allah hepimizi korusun zaten. Yani bu kötülük, bu kötülük. Bu memlekete yapılan büyük bir kötülük. Bu kötülüğe müsaade etmeyeceğiz. Peki. Hayır. Peki. Ben hem gündemin yine önemli maddelerinden biri hem de aslında sizin de dertlisi olduğunuz bir hukuk sisteminden bahsetmek istiyorum. Onunla ilgili sormak istiyorum. Can Atalay malum serbest bırakılmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Ama ona rağmen daha önce başka siyasetçilerde de yapıldığı gibi yine serbest bırakılmıyor. Bir yandan da hepimiz tabii taksiye biniyoruz, dolmuşa biniyoruz, metroya biniyoruz ve şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu aday olabilecek mi? Niye bunu soruyorsunuz diyorum mesela. Neden soruyorsunuz gerçekten? Aday oldu Ekrem İmamoğlu. Niye soruyorsunuz? Yok fırsat vermezler. Yok işte hukuk ceza verecek ve aday yapmayacak onu. Şimdi siz mesela böyle bir kaygı yaşıyor musunuz Türkiye'de? Ben, bir. İkincisi, çok özür. Can Atalay meselesinde de ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya çok bizi üzen bir durum. Yani Can Atalay meselesinde elbette ben hukukçu değilim. Hukuki düzenlemeler ya da süreçlerle ilgili burada konuşacak değilim. O mesele de hukuki değil sanki. Meselenin özü şu yani, çok net. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Eğer şu anda ülkemizde Can Atalay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değilse büyük bir hukuki suç işleniyor. Bunun suçun sahipleri kimdir, nedir, sebebi nedir? Elbette bunun hukuki çerçevesi geniştir. Elbette bu yorumları okuyorum. Danışmanlarımdan bu süreçleri dinliyorum. Ama hani bugünün açılacak penceresi bence şu, benim şu an oturduğum yerden söyleyeceğim çok net kavram ya da zihnimdeki şey, Can Atalay acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuğuna oturmalıdır. Siz Türkiye'deki yargı sistemini sınıfta bırakıyorsunuz. Türkiye'deki demokrasiyi, anayasal hakları sınıfta bırakıyorsunuz ve biz dünyaya karşı rezil oluyoruz. Bakın altı çizilecek cümledir. Rezil oluyoruz. Anlatamıyoruz dünyada hiçbir ülkeye kendimizi ya da hiçbir kurula, hiçbir makama. Yani ama sırası geldiğinde bir başka ülkenin talimatıyla hapisten birini serbest bırakıp uçağa bindirip ülkesine yollayabiliyorsunuz.
Yani benim can yol arkadaşım Tayfun hapiste. Diğer gezi tutukluları diye tariflediğimiz dostlarımız hapiste. Acı yani, acı biliyor musunuz? Tayfun benim neredeyse 15 yıllık bir arkadaşım. Yani gezi olaylarında ben onun oda görevlisi olduğu esnada kendisini odada ziyaret eden, orada yaptığı etkinliklere katılan ve o açıklamalarda orada karşı taraftan onu izleyen, hatta o dönemde ilçe başkanlığı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yapan birisiydim. Yani Tayfun'un söylediklerine birebir şahidim. Tayfun'un anlattıklarına birebir şahidim. Tayfun'un yapmak istediğine birebir şahidim. Aynı masada tartıştık, konuştuk. Yani sadece siyasi görevim değil, aynı zamanda meslek yaşamım itibariyle de tanışıklığımız olduğumuz bir dostumuz. Ve bu insanın devletin hangi makamlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere o dönem başbakanken hangi makamlarıyla oturup neleri konuştuklarını biliyorum. Bir uzlaşma içerisinde neyi çözmeye çalıştıklarını biliyorum. Bunları vatan haini ilan ediyorsunuz. Ya hükümeti yıkmakla suçlayacak seviyede basiretsiz, anlamsız, mesnetsiz suçlamalarla muhatap ediyorsunuz. Ve o insanlara bile yazık ediyorsunuz. Şimdi anayasal hak olarak seçilmiş bir insanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini engelliyorsunuz. İşin özü bu. Ve gerçekten utanç verici bir durum. Tabii ki bu yargı sisteminde ülkemizde yapılmayan şey kalmadı. Gazetecilere, siyasetçilere, başka vatandaşlarımıza bazen öyle bu da mı yapılır diye suçlu olduğunu artık dünya alem bildiği yerde elini kolunu sallayarak bu ülkede gezenleri gördüğümüzde bu tarz bu memleketin iyi yetişmiş evlatlarının bu ülkeye hizmet etmiş meslek odalarına, sivil yaşamında, sivil topluma, başka kurumlara, İstanbul'un deprem sürecine hizmet etmiş insanlar hapise tıkayan bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu görüyorum. Doğal olarak insanlar endişe ediyor. Evet. Ekrem İmamoğlu'na bir şey olur mu ya da aday olamaz mı? Vallahi bu saatten sonra hiçbir şey onlara kâr etmez. Biz Allah'ın izniyle yine de yargıda hakkıyla adaletli bir biçimde karar alan, mücadele veren yargı mensuplarını biliyorum, görüyorum, takip ediyorum. Bu yönüyle verilen mesnetsiz, anlamsız bir kararın geriye döneceğine olan inancımı yineleyeyim. Takip ediyoruz elbette ama biz seçime güçlü bir şekilde 16 milyonun iradesiyle gireceğiz. 16 milyonun iradesiyle çıkacağız. Şimdi tabii matematik nasıl etkilenecek? Yani, matematik nasıl etkilenecek? Geçen seçimde İyi Parti ile bir ittifakınız vardı. Bu seçimde İyi Parti olmazsa, Dem de olmazsa nasıl bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorsunuz? Hep bu bir risk olarak ortada duruyor ya, siz o riski görüyor musunuz? İpek Hanım, elbette ki ittifaklar değerlidir. Elbette ki siyasi partiler bir araya gelir, konuşurlar, anlaşırlar, anlaşmazlar, uzlaşırlar, uzlaşmazlar. Kaldı ki bu konular benim gündemimde değil. Yani genel merkezler bu konuda görüşürler. Ya da genel merkezler siz kendi alanınızda az önce söylediğim gibi bana yapılan bu teklif üzerine il başkanıyla ya da buradaki yetkililerle görüşüp başkalarını bir istişareye, bir masaya oturtmak gibi eylemlerimiz olabilir. Ama günün sonunda esas ittifak milletin ittifakıdır. Halkın ittifakıdır. Ben siz buna güveniyor İstanbul musunuz? İstanbul İttifakı diye bir tarif yapmıştım, evet. 2019'da. Hatırlayın. O zaman da bir şablon vardı ortada. Bir oran vardı. Bu oran %54,5'a yakın oy aldım ben 2019'un 23 Haziran'ında. Bu oran o söylediğim alınan oyun çok altında bir orandı. Ve biz şu hedefimizi gördük. İşin ikili bir yarışa oturacağını gördük, hissettik ve ben ilk gün bile her iki genel başkandan, o dönem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da Sayın Akşener'den de ben süreci İstanbul İttifakı diye açıklamak istiyorum. Gerekçesi budur. Bu şekilde bir zemini vardır ve milletin oyuna talip olan şehrin, kentlinin ihtiyaçlarını tespit eden ve bu konuda bir yol yürümek zorunda olan bir kişiyim. Uygun görürseniz elbette ben Millet İttifakı'nın adayıyım ki bunu her yerde dile getirdim o zaman. Ama İstanbul İttifakı'nın oyuna talibim diyerek yola çıkacağım. Buna müsaade ederseniz de mutlu da olurum. Her iki genel başkan da doğrusun, haklısın dedi ve ben ilk açıklamamda 27 Aralık
2019'da, 18'de pardon, ilk çıkışımda İstanbul İttifakı diyerek konuşmamı yaptım. O günden bugüne de aynı duyguyu, aynı ifadeyi defalarca kullandım, kullanmaya devam ediyorum. Şu anda da kullanıyorum. O günden doğan İstanbul gönülleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurumsal bir şeye büründü. Yani hatta büründü. Sorumluluk, takip eden, denetleyen, uyaran, öneren ve yüz binlerce, bir ara 250 binin üzerinde kayıtlı etkin üyeye ulaştı. Bakın bu muazzam bir şey. Dünyada bile sivil oluşum anlamında örneği çok azdır. O bakımdan belki de yoktur, yani bilmediğim için çok azdır diyorum. Benim iddiam hala o noktadır. Ben İstanbul'da Allah aşkına neredeyse 254 bine yakın çocuğa süt dağıtırken hangi partinin çocuğu AK Parti'ye mi oy veriyor? Ya da işte deme mi veriyor veya işte MHP mi veriyor mu dedim. Demem. Diyemem yani. Ya da 500 binin üzerinde annenin cebinde kart var artık. Niçin? Yoksullukla mücadele eden bir Ekrem İmamoğlu var. İstanbul adına, İstanbul halkı adına 500 bine yakın 0-4 yaş arası çocuğu olan anne çocuğuyla beraber bu şehirde ücretsiz dolaşıyor. Bakın dünyada örneği yok. Bu büyük bir vicdandır. Kimin vicdanıdır biliyor musunuz? 16 milyon İstanbullunun vicdanıdır. Ne dediler ben bunu çıkaracağım dediğimde 2019 seçim meydanlarında, kimin parasını kime veriyorsun dediler. Sesinizi de aynı yaptınız. Ya, bazen, sorun yok. Dediler ben de ne dedim? Milletin parasını millete veriyoruz dedim. Veriyoruz valla. Çatır çatır milletin parasını millete veriyoruz. Bakın bunları yaparken Allah aşkına DEM mi var? Veya AK Parti mi var? Veya İYİ Parti mi var? Veya CHP'li misin diyoruz. Bakın 100 bin gencimiz üniversite bursu alıyor şu an. 100 bin genç. 750 milyon lira bir bütçe. Uğur Beyciğim, Türkiye'de orta ölçekli ciddi bir belediyenin yıllık bütçesi biliyor musunuz 750 milyon? Biz 750 milyon lirayı bu kentin hak eden, bu şehrin değil sadece, hatta bu ülkenin hak eden gençlerine veriyoruz. Öyle seçilmiş 2-3 tane genci bilmem nerede işte burs alsın diye 200-300 bin dolar kişi başı para vermiyoruz insanların cebine koymuyoruz. 750 milyonluk bir bütçeyi gençlerimize ayırıyoruz. Bakın bunlar önemli işler. Onun için ben İstanbul İttifakı meselesinde çok çok iddialıyım. Bir siyasi iddia var ise en iddialı siyasi iddia sahibiyim. İstanbul İttifakı İstanbul'daki yanlışlara dur diyecek, doğrulara geçer not verecek. Biz o doğrulara sahip heyet olduğumuzu düşünüyoruz. Belediye başkan adayı olduğumu düşünüyorum. Ve ben 2024 seçimlerinin 2019'dan neyse daha fazla daha tahmin edemem. Sayın Başkanım. Tekanım mı açıklayacak kimin o adı? Ben açıklayacağım. Ben bu akşam açıklıyorum. Lütfen herkes ekran başında kalsın. Şimdi anlaşılan... Sanırım çünkü size kaldı. Açıklayacak olan yok. Ben siz açıklar rahatlatırsınız. Sayın İmamoğlu hiç yapmadığım bir şey değil. Sizinkini de ben açıklamıştım hatırlıyorsanız. Evet. Peki anlaşılan... Gongu çalmıştınız. Evet, evet. Tamam. Anlaşılan seçime hür ve müstakil olarak gireceksiniz gibi görünüyor. Ve şimdi karşınıza çıkacak olası adaylar anket şirketleri tarafından da ölçülmeye başlandı. Ve geçtiğimiz günlerde sevgili İsmail Metropol'ün de değil mi İsmail bir araştırmasını yayınladı köşesinde. Ve orada da 7 puan olası adayların önünde görünüyorsunuz. Ama orada bazı isimler var. Kamuoyu tarafından da olursa acaba karşısına çıkarsa nasıl bir etki yaratır diye düşündüren. Bunlardan biri İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, diğeri de Sayın Selçuk Bayraktar. Bu her iki adayın da sizi zorlayabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu soracağım. Yani şöyle, her aday değerlidir. İstanbul'a aday olmak bile onurludur. Dolayısıyla hiçbir aday hakkında negatif bir söylem içerisinde olmadım, olmam. Benim tek dileyeceğim şudur, aday kim olursa olsun inşallah seviyeli, herkesin İstanbul'a dair düşüncelerinin tartışıldığı, konuşulduğu, uydurma videolar ya da kes yapıştır afişler, kötü, çok affedersiniz, mesnetsiz, yalan ifadelerle bir kampanya değil, düzgün bir kampanya olur. Yani ben seçime hür gireceğim doğrudur. Çünkü ben
vicdanı hür, fikri hür, vicdanı hür nesillerden birisiyim. Müstakil? Müstakil değilim. 16 milyon insanla bu seçime giriyorum. Partimi temsil ediyorum. Partimin adayıyım. Ama 16 milyon İstanbul'un da yani kabul ettiği, saygı duyduğu, iyi ki bizim başkanımız diyebildiği bir kişi olmak istiyorum. Bu alandaki mücadeleme devam edeceğim. Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte çalıştınız siz, değil mi? Tabii tabii. Sayın Yerlikaya valimizdi. Birlikte acısıyla tatlısıyla bir 4 yıllık Halef Selefiz de yani bir dönemde kayyum belediye başkanıydı biliyorsunuz. Şimdi sizin bu dosyalarda neler var mesela? Ya yolsuzluk bunlar, başka? Metro ihalelerinde yapılan iptaller ve bir takım tespit ettiğimiz hususlar üzerinden kamu zararı. Birçok konu var yani 40'a yakın dosya. Şimdi ama şu konuya girmek istiyorum. Az önce söylediğim gibi yani... Bizim önümüzde meclis veya buna göre kurulan engeller ya da bizden önceki dönem arsa satın alınıyor. Arsanın satın alması bile usulsüz. Bir dosyada bu mesela. Şu anda bunun güncel değeri milyarlarca lira bu arada. Arsa satın alınıyor. Projesi çizdiriliyor. Maketi yaptırılıyor. Şu an ben bir ibret olsun diye Kiptaş kurumumuzun girişinden o şeyi kaldırtmadım. Hala durur orada. Neyi? Açıklaması da var. Maketi. Yani ve bin küsür daire yapılacak bir yer, biz geldik iktidar olduk diye ne yaptılar biliyor musunuz? Mecliste karar aldılar, oraya yeşil alan yaptılar. Komedi yani. Bu dünyada başka hiçbir yerde böyle bir hikaye göremezsiniz. Şimdi, 1,5 milyon da yardım bu depremle ilgili son deprem meselesini açıkladı ya Sayın Erdoğan. Onu da katar mısınız açıklamalarınıza? Tabii ki yani şimdi... Yani rezerv alanlara 400 bin konutun aslında yapılması. Aslında 700 bin lira... diye daha önce yarısı bizden diye tarifledikleri o 700 bin liralık katkıyı şu anda 1 milyon 500 bin liraya yanlış hatırlamıyorsam evet, rakamını çıkarttıkları kampanya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tek tek her kampanyanın zafiyetlerini anlatırım. Yani burada hiçbirini eksik bırakmam. Ama şöyle söyleyeyim. Hane halkı geliriyle asla yan yana durmayan ve bağdaşmayan ve hiçbir işlerini gerçekleştirmemiş. Şurada toplamda neredeyse 300-400 bin yani her yıl 100 bin konut ilanı bile yeter tek başına. Bakın bunu ben yapmadım bu ilanı. Bu ilan TOKİ'nin ilanı. Her yıl 100 bin yeni sosyal konut. Proje başvuru tarihleri 16 Aralık 2019, 15 Ocak 2020. Bu bizim başvuru ilanımız değil. Biz bir taahhütte bulunduk. Ha gerekçelerimiz var. Meclise ilgili gerekçelerimiz var. 3 haneli enflasyona ulaşmamızın artık inşaat sektöründe inşaat yapabilmenin imkansız hale geldiği bir süreç var. Bakın size basit bir örnek. 2019'da 1 metrekaresi inşaatın 2000 lira seviyesindeydi. Şu an ne kadar biliyor musunuz? 22 bin lira. Bakın 22 bin lira. Dolayısıyla artık o kadar koşullar zorlaştı ki. Ama biz buna rağmen, bakın buna rağmen İstanbul'da biz sabit taksitle insanlara evlerini teslim ettik. Yani biz İstanbul'da insanlara evlerini teslim ederken sosyal konut da yaptık. Ve bu sosyal konutu yaparken Silivri'de de yaptık, Tuzla'da da yaptık. Kentsel dönüşümle ilgili de çok önemli bir hamle içerisindeyiz. Deprem için mi? Tabii. Kentsel dönüşüm. Yani mesela param yok benim ve evim çok kötü durumda. Ama değiştirmem, kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Ve birçok yaşlı özellikle insan, emekliler falan bundan kaçınıyorlar. Çünkü böyle bir paraları yok. Siz ne yapıyorsunuz? Bakınız şöyle, tabii biz parasızlığa çare bulacak durumda değiliz. Keşke ona da gücümüz yetse. İşte devlet de ama zaten, mesela daha taksitle mi yapıyorsunuz? Şöyle taksitle yapıyoruz ve sabit taksitle yapıyoruz. Ama tabii ki bunun marjı büyüdü. Bazı yerlerde ufak tefek imar avantajları çıkıyor. O imar avantajları üzerinden sağlanan faydayla o insanların maliyetlerini düşürüyoruz. Bazı projelerle ilgili farklı plan kararları çıkarttık. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu da büyük bir engeldi İstanbul'un genelinde. İstanbul'un genelinde geçmişte imarlı ruhsatlı binanız var. Hı hı. 10 kat 20 daire atıyor. Örnek veriyorum.
10 kat 20 daireyi şimdi yapamıyorsunuz. Bu dönem içerisinde yapılan planlamalarda kat sayınız düşmüş, daire sayınız azalmış. Yani yıkıp yaptığınızda diyelim ki 7 kat yapıyorsunuz veya 6 kat yapıyorsunuz. Eğer zemininde bir sorun yoksa, eğer orayla ilgili stratejik bir eksiklik yok ise, biz dedik ki bir plan notu çıkarttık 39 ilçenin tamamında ve dedik ki geçmişte imarı varsa, ruhsatı varsa, zemini de buna müsaitse tekrar sana o imarını aldığın, ruhsatını aldığın imar hakkını veriyoruz kardeşim dedik. Bunu gelir gelmez ben önerdim. Meclise yazısını yazdık ve bunun kararı çıktı. Yaklaşık 2,5-3 sene oluyor ve o tarihten bu yana yüzlerce, binlerce bina bundan faydalandı. Çünkü zaten imarı düşmüştü, bu ona bir avantaj yakaladı. Ama bakın İpek Hanım, Türkiye'nin ekonomisinde %120, %130 tartışıldığı zaman diliminde sözüm ona %50 faizleri. Niye sözüm ona diyorum? Gidin bankaya %50 ile bile para alamıyorsunuz. Yani kredi kullanamıyorsunuz. Böyle bir faizin olduğu dönemde ve ne yazık ki bir anda 3-4 senede maliyetlerin neredeyse 10 kat arttığı bir dönemde, asgari ücretin ya da gelirin o oranda artamadığı bir ülkede siz ağzınızda kuş kapsanız bunu yapamazsınız. Bakın ben buradaki derdim şu. Verilen vaatler zaten kandırmaca, onu söyleyeyim. Yani verilen vaatler doğru vaatler değil. Bakın şimdi deniyor ki 250 bin konut. 250 bin konut yapacağız deniyor. Yani İstanbul'da, Türkiye'de neyse 250 bin konut. Ya nereye yapacaksın bilen yok. Müteahhitler de girmedi o işe zaten. Bakın nereye yapacaksın bilen yok Deniz Bey. Yerin var mı bilen yok. Çok acı bir şey söyleyeyim size. İstanbul'da şu an itibariyle rezerv alan ilan edilen yerler. Bakın rezerv alan ilan edilen yerler. Alan büyüklüğü 38.828 hektar. Ve 1/ plan nüfus uygulamasına göre, yani devletin rezerv alanına ilişkin yapmış olduğu plana göre 2.830.000 yeni nüfus içeriyor. Şimdi siz Türkiye'de inanılmaz bir, yani vahşi bir düzeni tarifliyorsunuz aslında. Bakın rezerv alanla ilgili bir başka sorun. Rezerv alan meselesi İstanbul'da ve özellikle askeri alanlarda o kadar yanlış yönetildi, o kadar sıkıntılı ve söz verdiklerinin tersine bir durum yarattılar ki, askeri alanları hatırlayın, 2016 yılında rezerv alan ilan, daha doğrusu askeri alanların 2016'da darbe girişiminden sonra şehir dışına çıkarılması ile ilgili bir prensip kararı aldıkları kararın altında net yazıyorlar. Diyorlar ki bu alanlar toplumsal ihtiyaçlar, çevre, işte yeşil alan, eğitim vesaire gibi unsurlarla ilgili kullanılacaktır dedikleri yerlerin büyük bir kısmı konuta açıldı. Hani dersiniz ki, diyebilirsiniz ki ya belki de sosyal konut yapmıştır. ÖSASEK'i daha iddialı konuştu. Katiyen böyle araya bir şey olmayacak. Araya gideceğim bu arada. Ya bakın ne olmuyor, olan oldu zaten. Şu ana kadar açılanın %85'i lüks konut. Bakın şu ana kadar açılanın %85'i lüks konut. Bakın ben size başka bir şey paylaşmak isterim. Kanal İstanbul. Şu gördüğünüz kırmızı alanlar ne biliyor musunuz? Aslında bu gördüğünüz kırmızı alanın 1/1000'lik plan içerisinde rezerv alan ilan edilen yerler.